Değerli arkadaşlar, hepinize iyi bir çalışma günü diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan dün grup toplantısında TÜSÜYAT'a yönelik eleştirilerde bulunurken TÜSÜYAT'ı CHP ağzıyla konuşmakla suçladı ve böyle konuşanlara kapılarının kapalı olduğunu söyledi. Öncelikle Recep Tayyip Erdoğan kurban olsun CHP ağzına. Kendi ağzından neler çıktığını düşünecek olursak bu ülkenin en az yarısına ettiği hakaretleri, küfürleri düşünecek olursak Cumhuriyet Halk Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli mücadeleyi müjdelemiş, milli mücadeleyi örgütlemiş, kuruluşu müjdelemiş, kuruluşu ve kurtuluşu başarmış, ülkeyi bugünlere getirmiş kurucu iradenin ağzına kurban olsun o sadece ve herkes tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusundan bugününe bütün genel başkanlarının ağzının hangi düzeyde olduğunu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından neler çıktığını tarih hiçbir zaman unutmayacak. Bu arada beğenmediği her beyanata, bunu söyleyen her kişiye, derneğe, derneğe, vakfa, aileye kapısını kapatan bir anlayışla karşı karşıyayız. 85 milyonu kucaklaması gereken Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden kişinin bir partinin genel başkanı olmasının sonucudur bu. Yeri geldiğinde bir dernek üzerinden iş dünyasını, yeri geldiğinde bir meslek örgütü üzerinden tüm hekimleri, tüm avukatları, yeri geldiğinde bir siyasi parti üzerinden memleketin en az yarısını ötekileştiren, şeytanlaştıran bir anlayışla karşı karşıyayız. Recep Tayyip Erdoğan önce çiftçilerle kendisine isyan eden bir çiftçiye alananı da git diyerek yolları ayırmış, ona kapıyı göstermişti. Sonra barolarına sahip çıkan avukatlara gösterdi. Hekimlere siz gidersiniz, asistanlarla yol yürürüz demişti. Sonra tüm hekimleri hedefine almıştı. İş dünyasını kapının önüne koyuyor, meslek örgütlerini kapının önüne koyuyor ve kendisinden olmayan, kendisini eleştiren herkese haddini bildiriyor kendince ve yolları ayırıyor. Zaten sorunun kendisi de bu. Düşünün ki bir cumhurbaşkanı devleti temsil edecek, herkesi temsil edecek. Görevini yaptığı makamına ki orası da bütün itirazlara ve mahkeme kararlarına rağmen tamamen kaçak bir şekilde inşa edildi. Ama düşünün kapısını küçük ortağı ve en minik ortağı dışında çalan yok. Bir iktidar partisi düşünün. Bayramlaşmada dünya kadar partiyle bayramlaşamıyor. Kendisiyle birlikte siyaset yapmış, kendisi gibi başbakanlık, cumhurbaşkanlığı görevi yapmış olanlarla bayramlaşamıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'de tüm siyasi partilerle bayramlaşabilen, görüşebilen, tartışabilen, kendi doğrularını savunup diğerlerinin fikirlerine saygı duyan bir parti olarak Türkiye'ye önümüzdeki süreçte herkesle bayramlaşabilen, kapısı herkese açık olan bir cumhurbaşkanı müjdeliyoruz. Bizce Türkiye'nin her şeye çok ihtiyacı var ama ilk önce toplumsal barışı sağlayabilmek için devletin başındaki kavgacıdan, devletin başındaki küfürbazdan, devletin başındaki herkesi şeytanlaştıran ve kavgadan medet uman bu kişiden kurtulmaya ihtiyacı var. Bunları unutmuyoruz. Bunları yaşadığımız için üzgünüz ama umutsuz değiliz. Önümüzdeki dönemde umudun nasıl gerçekleştiğini, bu umudun nasıl bir arzu edilen devlet adamına dönüştüğünü hep birlikte yaşayacağız. Dün Recep Tayyip Erdoğan öğrenci affı müjdesi verdi. Daha önceki basın toplantılarımızda da ifade ettik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak artık biz iktidar refleksi gösterirken karşımızdakiler muhalefet refleksi gösteriyorlar. Bütün basın toplantılarını, grup toplantılarını bize eleştirmeye ayırıyorlar ve artık ibre aşağıya döndükçe ve anketlerde baş aşağı gittikçe Tayyip Erdoğan'ın bunun da altına düşmemizi hiç beklemiyorum. Buradan döner bu dediği bütün destek noktaları kırıldıkça artık Adalet ve Kalkınma Partisi anketlerde birinci parti ya da ikinci parti çıkıyorken ne yapalım diye dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte ne önerdiyse dönüp onlara bakıyorlar. Biz bundan memnunuz. Elimde 30 Aralık 2019 ve 20 Aralık 2019 tarihinde verilmiş iki tane teklif var. Bunlardan bir tanesi öğrenci affına ilişkindir ve dün öğrenci affını getireceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki buçuk yıldır meclis komisyonundaki öğrenci affı şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın acaba anketlerde yüzde on beşinin bile desteğini alamadığım genç seçmenin desteğini almak için ne yaparım veya CHP bunların gönlünü nasıl kazandı? Normalde benim aldığım oy anketlerde CHP'nin önündeyken yeni altı buçuk milyonluk seçmende CHP beni nasıl ikiye katladı diye bakarken kendince öğrenci affını bulmuş. Doğrudur. Bunu yapsın. Destekleyeceğiz. Kendi önergemizi desteklemez miyiz? Tabii ki destekleyeceğiz. Ama bu tek başına olmaz. Bunun bir de kardeşi var. Bu da KYK borçları affı. Öğrencilerin geçmişte kullandıkları kredi yurtlar kurumu borçları yüksek faizlerle ödenemez hallere geldi. Gelsin eğer gençlerin gönlünü kazanmak için bir adım atıyorsa bizim adımımızı taklit ediyorsa esas bunun ayrılmaz parçası gençlerin KYK borçlarının silinmesi ve hayata ödeyemeyecekleri bir borç yüküyle başlamalarını önleyecek bu kanun teklifimizi de aynı şekilde öğrenci affı ile birlikte gündeme almasını bekliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Nurettin Nebati bütçe 145 milyar TL fazla verdi diye gözleri ışıldayarak açıklama yapmış. Bu fazlanın yüksek enflasyonun bir sonucu olduğunu bilmemek için hani ekonomi okur yazarı olmamak falan değil. Okur yazar olmaya bile gerek yok. Alışveriş yapıyor olmak, geçen seneyi hatırlıyor olmak, bugünü hatırlıyor olmak yeterli. Vergi gelirlerinde bu Mayıs ayında geçen seneye göre yüzde 214 artış var. Ve Ocak Mayıs arası geçen senenin ilk beş ayıyla bu senenin ilk beş ayını karşılaştırdığımızda da aradaki fark yüzde 108. Yani tam iki katı ama Mayıs'ta artık yüzde 214'e çıkmış durumda. Şimdi burada bir suçüstü hali var. Kim yakalandı? Elbette iktidar ama kurum olarak TÜİK yakalandı. Şimdi geçen sene olmayıp da bu sene konulan yeni bir vergi var mı? Yeni bir vergi. Yeni bir vergi yok. Bu sene Mayıs'la geçen sene Mayıs arasında aynı malı alıyorsun ama ödediğin vergi yüzde 214 artıyor. Vergi yüzdesel olduğuna göre 100 lira yerine 314 lira vergi verildiğine göre buradaki hesap verilen alınan malın fiyatının artışından kaynaklanıyor. Nasıl? Geçen sene benzin alan bu sene dört katı fiyatı alıyor ya. Altı liralık benzini yirmi alıyor. Vergi ona göre artıyor. Geçen sene örneğin sigaradan 16 altı liralık sigarayı alan bugün onu 28 liraya alırken oradaki vergi artıyor. En çok zam geldiği için söylüyorum alkollü içkilerde müthiş bir fark var. Tüketimleri azaldığı halde birçok ürünün örneğin eskisi kadar kolay mazot alınamıyor ama alındığı kadarından alınan vergi bile Mayıs'tan Mayıs'a yüzde 214 atmış. Oysa TÜİK diyor ki enflasyon yüzde 73 buçuk. E o zaman verginin de 73 buçuk artması lazım veya 10 altında 10 üstünde. Mayıs ayında yüzde 235 arttıysa geçen sene Mayıs'tan bu sene Mayıs'a enflasyonun öyle yüzde 73 değil üç haneyi çoktan geçtiği en yakın hesapladığı yüzde yüz bağımsız enflasyon araştırma grubundaki hocaların hesabının doğru olduğu görülüyor. En az o düzeyde olduğu görülüyor ve bu bir suç üstüdür. Nebati mecliste konuşurken söylüyordu. Ben onun bu konuda eğitimi olmadığını, ekonomi gemisinin kaptanının kaptanlık ehliyeti olmadığını söylediğimde bana senin de ekonomi eğitimi yok ne güzel eleştiriyorsun. Benim de yok ne güzel yöneteceğim diyordu. 7 metrelik bir de kaptanlık ehliyetim var diyordu. Daha ehliyeti görmedik ama vallahi bu bilgisiyle çıksın bakalım karşıma ben de konuşsun. Bizim ekonomistlerden korkuyorsa bizim partimizin ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelmekten korkuyorsa çıksın herhangi birimizle herhangi bir milletvekilimizle konuş. Bir anlatsın bakalım. Yeni vergi yokken vergi geliri yüzde 214 nasıl artar? Demek ki enflasyon neymiş? Bunu konuşmak lazım. 2021'in ilk 5 yıl ayında 424 milyar vergi toplanmış. Bu yılın ilk 5 ayında 881 milyar vergi toplanmış. İşler kötü. Esnaf şikayetçi, toptancı şikayetçi, taşıyıcı şikayetçi, üretici şikayetçi. Herkes bir krizin varlığını kabul ediyor. İktidar bile kabul etmeye mecbur kalmış her şey hepimizin aleyhine ama bizim ödediğimiz vergi özellikle dolaylı vergiler yüzünden başta akaryakıt olmak üzere dolaylı vergiler yüzünden yüzde 421 milyar liradan 24 milyar liradan 881 milyara çıkmış. Mayıs'tan Mayıs'a karşılaştırmaya baktığınızda bundan sonra da böyle giderek inanılmaz bir artışta olacak. Yani krizi yaratanlar değil ama krizin ezdikleri bedel ödemeye devam ediyor. Ve ağırlaşarak devam ediyor bu durum. Tabi Necati'ye şunu Nebati'ye şunu söyleyelim. Sayın Nebati'ye. Eğer bütçe fazla veriyorsa bu fazladan gel çiftçiye bir pay ver bakalım. Çiftçinin mazotunu mesela yarısını devlet karşılasın. Bu kadar yani hani diyorsun ya bütçem fazla verdi. E sen de fazla varsa gel paylaşalım. Mazotun yarısını sen karşıla. Gübrenin yarısını sen karşıla. Mesela bütçeden sadece üç ayda, üç ayda 21 milyar lirası hazineden 10 milyarı da şirketlere KKM'den yararlanırsan vergi muafiyeti getiriyorum diye gelmeyecek para, gelmesi gerekip de gelmeyen parayla bütçeye 31 milyar lira. Para geldi ve zenginlere dağıtıldı. Daha doğrusu bütçeden 31 milyar lira kur korumalı mevduat için zenginlere dağıtıldı. E sen böyle bir para dağıtabiliyorken esnafa niye hiç yardımcı olmuyorsun? Neden mesela asgari ücrete zam yapmayı düşünmüyorsunuz? 6 ayda bu kadar erimişken asgari ücret. Niçin sadece ve sadece zaten kanunen vermek zorunda olduğun enflasyon farkını dönüp de Temmuz ayında herkesi rahatlatacağız diyorsun ama işçiye vermiyorsun. Çiftçiye bir şey yapmıyorsun. Bunların hepsini eğer nebati bütçemiz fazla veriyor diyorsa bu fazlalığı sırtında vergi yüküyle canını okuduğu milyonlarla paylaşmaları lazım. Ama hiç öyle yapma niyetinde olmadıklarını da görüyoruz. Bir yandan tabii Böyle tartışmalar yaparken bunlar yine sonuçta tatsız ama düzeyli tartışmalar. Bir de bir düzeysizin yalanlarına cevap vermemiz lazım. Süleyman Soylu'nun siyaseti çukur seviyesine indiriyor. O seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Çıkarken vurgun yeme tehlikesi var Soylu'nun seviyesinden. Ama bazen öyle yalanlar atıyor ki birisi duyar ve yalanlanmazsa inanır diye söyleyelim. Dün çıkmış Kanal D'de Partimizin yayınladığı göç raporunu eleştiriyor. Göç raporu uluslararası ölçekte hem bilimsel hem vicdani hem akıllı bir rapor. O devirde tespitleri yapmış bir rapor. Raporda diyor ki bunlar bunların hepsi ne vatandaş yapmalısınız diyorlar. Kim diyormuş? CHP diyormuş ki göç raporunda bunların hepsini vatandaş yapmalısınız. Öyle bir cümle yok. Öyle bir kelime yok. Öyle bir harf yok, öyle bir virgül yok, öyle bir ima yok. Ne var? Süleyman sayılırın at yalanı dönüp sayalım inananı. Kaç kişi kandırırsam kardır. Böyle bir iş yok. Türkiye'deki sığınmacı sorunundan Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, AK Parti ve onların kurnazca hesapları sorumludur. Onların Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olmayan, komşuyla iyi ilişkiler götürmeyen, komşudaki devlet dışı unsurları getirip, eğitip, donatıp savaşa yollayan, orada karışıklık, iç savaşı körükleyen yanlış Suriye politikası sorumludur. Başka bir sorumlu yok, kimse aramasın. Bunun çaresi de bunlar gibi Esad'la didişmeye devam etmek değil, Esad'la oturmak, anlaşmak, dünyanın ve Avrupa'nın kaçına, kaçınamayacakları şekilde, işin içinde olacağı şekilde bu sorunu barışçıl yoldan çözmektir. Bu işin çözüm anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Millet İttifakı'ndadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu süreçte birkaç yıl içinde bu sorun kökünden hallolacaktır. Herkesin bunu böyle bilmesini isteriz. Tabii Numan Kurtulmuş kendince konuşuyor. Genel başkan vekili sürekli genel başkanıyla da tezat şeyler konuşuyor falan ama sonuçta Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili olunca ağzından çıkan söz onları da bağlıyor. Ki bu konuda paramızın belli bir seviyede olmasının şöyle bir artısı var diyor. Belirli bir seviyede değil düştüğü bu hali bahsediyor. İhracatı arttırmış oluyoruz diyor. Buradaki dengeyi korumamız lazım. Bakın lafa bak. Eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi. Eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi. Bir dolar bir yirmi seviyelerindeydi. Bu ortaya ne çıkarıyordu? Olağanüstü miktarda yüksek ithalat yani ne varsa ithal etmek durumundaydık. Çok şükür 2013'ten sonraki dönemde Türkiye bundan uzaklaştı. Yani paramız değerliydi diyor. Biz çok şükür paramızı değerlisizleştirdik diyor. Bunların ekonomi politikası sadece Türk lirasını değersizleştirme üzerinden. Yani Yüksek katma değerli bir ürün üretip de onu ihraç edip de ihracat ithalat arasındaki dengeyi lehimize değiştirmeyi düşünemeyenler, yapmayanlar, bunu tercih etmeyenler ya da üretimde verimliliği esas alıp bununla ilgili teşvikleri ortaya koymayanlar. Türkiye'nin genç iş gücünden, Türkiye'nin iyi yetişmiş iş gücünden istifade etmek yerine Onların hepsinin yurt dışında hayal kurmasını, beyin geçini sağlayanlar bugün Türkiye'de ihracatı arttırmanın tek yolunu Türk lirasını pul etmekte buluyorlar. Ve diyor ki maalesef paramız değerliydi şimdi çok. Şundan memnun adam yani. Eskiden Türk insanı yurt dışına çıktığında depoyu doldurup içeri giriyordu mesela Gürcistan'dan, mesela Suudi Arabistan'dan, mesela Bulgaristan'dan. Şimdi tam tersi. Onlar Bulgaristan'dan geliyorlar. Edirne'de adeta deyim yerindeyse ekonomik olarak marketleri, eczaneleri yağmalıyorlar. Çünkü Bulgaristan'ın parası o kadar değerli bizim paramıza göre. Ve bunu başarı sayıyor. Öbürü diyor ithalatla bu ira. Sen Türk parasını değerli tutup ihracat ithalat dengesini dünyanın ekonomisi en iyi ülkeleri gibi lehine çevireceksin beğenmediğin, laf söylediğin Finlandiya bir Nokia çıkardı, dünyayı haraca bağladı. Sen niye yapmadın? Sen niye bunları akıl etmiyorsun, düşünmüyorsun? Bunun önünü açmıyorsun. Neden? Çünkü beşli çete beton döksün, yolunu bulsun. Yap işlet, torunlara borç devret. Kazançlı olan beşli çetenin evlatları, borçlu olan vatan evlatları. Hatta hepimizin torunları. Böyle bir yönetim anlayışından karşı karşıyayız. Ve geldiğimiz noktada açlık sınırı altı bin lira, yoksulluk sınırı yirmi bin lira. Bugün altı bin liranın altında gelir o aileyi aç bırakıyor, giyinemez bırakıyor, barınamaz bırakıyor, ama aç bırakıyor. Yirmi bin liranın altındaki gelir de o aileyi ailenin tüm fertlerinin tüm ihtiyaçlarının rahatlıkla karşılanabileceği durumun altında tutuyor bazı isteklerden, bazı taleplerden, bazı ihtiyaçlardan feragat gerekiyor. Türkiye'yi getirdikleri durum bu. Ve şimdi dün bir haber ortalık çalkalanıyor. FED tarihinin en büyük artışını yapmış. Faiz 0.75 bir bandındayken bir buçuk bir yetmiş bandına çıkmış. Neden yapıyor FED bunu? Enflasyonu iki bin 21'de 2020 sonu 2021'de yüzde bir buçukken Amerika'da sekize çıktı diye yapıyor. Çünkü yüzde altının üstü bütün dünyada yüksek enflasyon ve bu buraya çıktığı zaman buna tedbir almak lazım. Enflasyon demek şu demek. Paranın değersizleşmesi demek. Emtianın karşısında paranın değerini kaybetmesi demek. Ama eğer siz enflasyonun altında faiz verirseniz insanlar parasını bankaya koyarlar vadesi geldiğinde geri aldığında koyduğu güne göre daha az mal satın alabiliyordur daha az hizmet satın alabiliyordur bunun için kimse parayı bankaya koymaz ya başka ürünlere yönelir işte dolara gider dolar fırlar falan ya da o parayı bankaya koymayacağı piyasada kaldığı için onun bir enflasyonist etkisi olur bu parayı bankaya koyması için enflasyon üzerinde faiz vermen lazım. Parayı bankaya çekmen lazım. Bunu dünyada çeşitli rakamlarda, 80 ülke yaptı çeşitli rakamlarda ve bu ülkeler enflasyonla mücadele ediyorlar. Yüzde 4, 6, 8 enflasyon var. Tabii Akbaşoğlu'na sorarsan yüzde 8 enflasyon, yüzde 1'den 8'e çıkınca fiyatlar 8 kadar arttı sanıyor. Oysa ki 100 dolarlık mal 108 dolar olmuş Amerika'da. Adam alarm ilan etti. Tarihin en büyük faiz artışını yapıyor. Bizimkiler enflasyon yüzde yirmi beşken yüzde on olan faizi yüzde on dörde düş on dokuz buçukta on sonra on e düşürdüler. Enflasyon 25'ten 75'e gitti. Şimdi faiz arttırıp enflasyonu dengeleyen 80 ülkede ekonomi bilen yok faiz düşürüp enflasyonu TÜİK'e göre bile yüzde yetmiş beşe gerçek hesapla yüzde yüz elliye çıkaranlar ekonomi dahisi. Vatandaşlarımız bunu böyle değerlendirsin. Amerikan Merkez Bankası yüzde üst sınırı bir olan faizi bir yetmiş beşe çekerek sekiz buçuğa çıkmış enflasyonun ibresini aşağıya döndürmeye uğraşıyor. Bizimkiler hala Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Faizi düşürürsek olur diyor. Peki faiz vermedin mi sen? O kadar beceriksiz, o kadar liyakatsiz, o kadar inatçı bir tutum sergilediler ki iş işten geçene kadar vermediler. Dolar oldu 20 lira, mazot oldu 25 lira. Oradan sonra işi döndürmek için faizin daniskasını teklif ettiler. Çaktırmayın vatandaşa. Siz parayı 14'te tutarmış gibi yapın. Dövizle farkını milletin sırtından, hazineden size ödeyeceğim dediler. Bugüne kadar bu maliyet 41 milyar TL. 3 ay için olan bir de dünya kadar yükümlülük var. Vadesi gelmemiş ama KKM'ye konmuş dünya kadar para var. Bu işin gidişi Türkiye açısından çok çok korkunç boyutlarda ama birisi halen daha ben bilirim ve inat ederim diyor. İşin kötüsü Yüzde 17'lerden 14'e düşerken ihtiyaç duyulan birkaç puanlık faizi arttırıp bütün dünya gibi enflasyonu orada tutsa şu anda halen daha mazot 9-10 lirada olabilirdi. Dünyada arttığı kadar artacaktı o zaman. Şu anda halen daha yüzde 300 fiyat artmış, 250 fiyat artmış ürünlerin fiyatı yüzde 20-25 artar ve orada kalabilirdi. Yapmadı bedeli hepimize ödetti. Ümit ediyoruz bunun bedelini bu bedeli ödeyenler sandıkta onu ödetecek. Enflasyonla mücadelede en önemli silahlardan bir tanesi para politikası. Para politikasının bağımsız, güvenilir, güçlü bir Merkez Bankası tarafından yönetilmesi lazım. Söz dinlemiyor diye Merkez Bankası başkanlarının görevden alınması Bugünkü felaketin başlangıç noktasıdır. Merkez Bankası'nda son derece iyi yetişmiş. Yüksek lisansını, doktorasını yurt dışında yapmış veya Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde yapmış. Doktora tezleri dünyada ekonomi alanında beğeni kazanmış. Uzmanlar, uzman yardımcıları, daha üst düzey yöneticiler sırf doğruları söylüyor diye. Yanlışa yanlış yapıyorsunuz dedi diye. Felakete sürüklemeyin bu ülkeyi dedi diye. Merkez Bankası'nda mobbinge, yurt içinde tayinlere ya da merkezde pasif görevlere görevlendirildi. Bunu da bilin. Pırıl pırıl çocuklar, pırıl pırıl gençler var ama doğruyu söylüyor diye tahammül edemeyenler tarafından itiliyorlar, kakılıyorlar. Merkez Bankası'nın başındaki başkan yardımcılarından biri doğrudan sarayın zabiti olarak demokrasilerde olmayacak işler yaparak şi, bankalara bankaların kambiyo servislerine telefonlar açarak erişilmeyecek verilere olmadık yerlerden erişerek şirketlere tehdit telefonları açarak bir gün sonra yurt dışında döviz ödeme yükümlülüğü olduğu için döviz alanları vatan ayrı ilan edip sinkaflı laflarla tehdit ederek dünyada iktisat tarihinde acayip korkunç bir döneme imza atmaktadır. Bu da doğrudan bağlı olduğu kişinin talimatıyla yapmaktadır. Bu kişinin içinde bulunduğu bir ekip, bir grup, bir çete İstanbul Kapalı Çarşı'da cari fiyatların üzerinden döviz toplayarak nasıl yaparsın bunu niye yaparsın? Çünkü bir sonraki adımı bildiklerinden vurgunlar yapmakta, hamleler yapmakta ve piyasaya olumsuz ve olumsuz yansıyacak bir takım manipülasyonlar yapmaktadır. Dövizi kontrol altında tutuyor gibi görünüp aferin alırken bir başka taraftan da başka marifetleri çevirmektedir. Bütün hepsi tarafımızdan bilinmekte, kontrol edilmektedir. Bir kenarıya da not edilmektedir. Son sözüm bir dezenformasyon yasası var. Bu dezenformasyon yasası Gazeteci meslek örgütlerinin, basın meslek kuruluşlarının görüşleri alınmadan, kısıtlı imkanlarla ifade edebildikleri görüşleri dinlenmeden sarayın talimatı Fahrettin Altun'un haddi olmayarak meclise istikamet göstermesiyle komisyondan geçti. Bu kanun korkulun ecele faydası yok kanunudur. Ama gelecek sene yapılacak seçimlerden önce Muhalefeti muhalif basını susturma, sindirme ve birazcık bir özgürlük alanı bulunan yerden haber geliyorsa orayı da bir şekilde macunlama, kapatma gayretidir. Bu kanun bağımsız yargının elinde başta Sayın Bahçeli ve Erdoğan'ı onlarca, yüzlerce fezlekeye muhatap edecek bir kanundur. Kanun gerçek dışı bilgiyi alenen yaymayı suç saymaktadır. Örneğin İstanbul'da yapılmış mitingimizde her yer Taksim her yer direniş sloganını bir gazetecinin değiştirdiği AK Parti'nin bile sahiplenmediği şekilde her yer kandil her yer direnişi herkesin yalan olduğunu bildiğinden dört gün sonra prompterdan okuyan Devlet Bahçeli'ye eğer bağımsız bir yargı varsa bir yıldan üç yıla kadar fezlekeyi düzenleyip meclise yollamak durumundadır. Ya da 475 cumadır. Kabataş iskelesindeki başörtülü bacımıza 50 tane deri pantolonlu üstü çıplak adamın yaptığı zulmü gördüm, izledim, size de izleteceğim deyip izletemeyen ve en son cami yaktı bunlar diyen Recep Tayyip Erdoğan bu suçun Türkiye'deki dünya markasıdır. Ama elbette ki baskı altında tuttukları, kendi istedikleri gibi atadıkları hakimlere güvenmektedirler. Ama biz bunlara karşı milletimize güvenmekteyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Elbette itirazlarımız sürecek. Elbette Anayasa Mahkemesine gideceğiz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu yaptıkları kanun da onların gençleri ilk kez oy kullanacakları görüşlerini açıklamaktan bizleri doğru bildiğimizi söylemekten namuslu gazetecileri de Doğru bildikleri meslek ahlakları gereği doğru bildikleri şekilde haber yapmaktan alıkoyamayacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizlerin soruları varsa kısaca cevaplayayım. Şimdi Numan zaten dedim biraz önce de Numan Kurtulmuş'la çelişkileri diye başlarken bir kere şöyle bir şey var. En çok kime üzülürüm? Bunlar dolar 6 liradan 6.8'den 7.5'lara doğru giderken dolar bozdurma kampanyaları yapıyorlardı. Bazıları dolarlarını yakıyorlardı ve bir berber kardeşimiz de sakal tıraşı yaptırmaya gelene eğer 100 dolar bozdurduğunu gösterirsen tıraş bedava diyordu. O gün 6 lira olan dolar bugün 16 lira. Dünyanın en pahalı sakal tıraşını yaptırdı o arkadaş. 100 dolar bozduran arkadaşın 1000 lira zararı var bu. Dünyanın en pahalı sakal tıraşı. Müsebbibi kim? Vatandaşa bize inanıyorsan, bize güveniyorsan dolarını bozdur diyenler. Berber arkadaş iyi niyetle kampanya yaptı o bedavaya tıraş yapmış oldu. Ama öbürü bin dolara bin dolara sakal tıraşı oldu. Aynı hesapla Numan Kurtulmuş'un söylediğine bakarsanız bunu bile isteye yaptılar. O vatandaşın hakkını o vatandaşın bin lirasını aldılar çarptılar. Bugün akaryakıt fiyatlarındaki artışı dövize bağlıyorsa Recep Tayyip Erdoğan Numan Kurtulmuş da şükürler olsun ki bunu bile isteye yaptık. Dövizi arttırdık ki ithalat azalsın, ihracat artsın diyorsa bugün yüzde altmışı dünyada yüzde altmış değer yüzde altmış pahalılaşan dövizin dünyada yüzde altmış pahalılaşan petrolün Türkiye'de yüzde iki yüz zam görmesinin sebebi dövizdeki artış diyorsa Erdoğan demek ki sebebi bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dır. Madem ki siz doları her şeyin farkında olarak diyorlar ya, ne yapıyorsak bilerek isteyerek yapıyoruz. O zaman mazotu buraya çıkaran da sizsiniz, bütün ürünlerin bu kadar pahalı olmasına sebebiyet veren de sizsiniz. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz arkadaşlar.